Profesyonel demek, para karşılığında en doğru işi yapan kişi demektir. Biz de iyi profesyonel dediğimiz zaman maçın skoruna göre hakemi aldatan, rakibi aldatan, Evet. yüzüne darbe gelmemişken şov yapıp kendini yere atıp penaltı kazananı biz iyi profesyonel diyoruz. Bir defa bunu önce dilimizden çıkaralım. Evet. Sonra da herkese, buradaki yorumcular dahil, taraftarlar dahil, İngiltere'de biri böyle yaptığı zaman kendi taraftarı bile ıslıklıyor onu. Bizde Evet. öne geçen takımlar tamamıyla zaman kazanma amaçlı her türlü taklayı atıyorlar. Her türlü benim görüşüme göre futbolda olmaması gereken bu davranışlara giriyorlar. Rakipleri girdiği zaman şikayet ediyorlar. O zaman sen ne şikayet ediyorsun Evet. aynı şeyi sen Evet. yapıyorsan? Bizim ülke olarak teknik direktörler en çok şikayet eden diyor ki hakem maçı kesmesin. Ya hocam sen futbolcuna desene Evet. sen saha Kesme. içinde hakkıyla mücadele Evet. et, hakemi Evet. aldatma diye. Onu demeyip hakem maçı kesmesin. Niye geride olduğu zaman? Önde olduğu zaman da hakem maçı Evet. kessin Evet. diye orada hakemle birlikte koşuyor. Hocam faul. Hatta yerde biraz daha yatsaydı Şimdi niye yatmadın? teknik adamlara büyük görev Durum oluyor. düşüyor. Futbolculara büyük görev düşüyor. Taraftarlara büyük görev düşüyor. Bize yorumcular olarak da çok büyük görev düşüyor. Biz bu yanlışları yapanlara burada diyeceğiz ki bu Doğru. yanlıştır, eleştireceğiz. Ve hakemlerimize de şöyle bir talimat MHK'dan gitsin. İngiltere'de hakem karar veriyor oyunun ne zaman duracağını. Bizde bir futbolcu yerde yattığı zaman herkes topu dışarı atıyorlar. Değil mi? Hiçbir Bir de o tehlike var. yok. Evet. Yalandan yere yattığını kendi de biliyor. Çünkü şunu da biliyor. Öbür türlü ama tepki gelecek hocam. Yarın öbür gün ben de Atmayınca. yatarsam atacaklar diye Bir bunun de için şundan da yapıyorlar bize. korkuyorlar. Tribün baskısından niye atmadın? İşte oyuncu sakat, sen o hala oynamaya çalışıyorsun diye. Fair play'e uygun davranmadın diye eleştirileceğim korkusuyla da atıyorlar. Biliyor evet orada ya sakatlanmadığını, numara yaptığını da biliyor oyuncunun ama atıyor. Bir de şuna Taraftarlar da o desteği verecekler hocam ona. bir de şuna tahammül edemiyorum ya. Bazen taç atışları 30 saniye gecikiyor. Atmıyor bir türlü. İşte oyuncu bulamıyormuş gibi yapıyor. Öyle yapıyor, böyle yapıyor, öyle yapıyor. Atıyor. Attığı taş da 30 saniye kendini taca odaklıyor. Ama rakip atıyor Ya topu. sevgili Zeki, Ha niye bu bekliyorsun şu onu? Sıcak haberi oyunda okuyayım mı? bir cümle kullanayım mı? Beşiktaş'ta Buyur. hocam derbi öncesi hazırlıklar başladı. Gezal ve Dele Alli antrenmana katılmadı. Antrenmanda yoklar. İkisi de çok önemli Tabii futbolcu. tabii. Derbiye kadar daha çok zaman var. İkisini de hocam. İkisinin de 10 gün süre olmaması var. Beşiktaş adına çok büyük kayıp Kayıp olur. olur. Dele Alli yarın çıkacakmış. Evet, Gezal'ın demek durumu ki da oynar. günden güne takip edilecekmiş abi. Ya Gezal bir ara işte oynayabilecek duruma geldi haberleri gelmişti. Yani Beşiktaş'ın Gezal'a bu dönemde özellikle Zaten. Gezal'a çok ihtiyacı Tabii. var. Son iki maçta 5 puan kaybetti. Gezdal olsa o puanları da kaybetmez. Evet. Devam edelim hocam. Bu konuyla mı ilgili deminkine geri döneyim mi? Demin ki bu Yani konuyu zaten ayrıyeten değerlendireceğiz abi. değerlendirelim. Şimdi bizde önde olduğu maçlarda zaman geçirme olayı var. Futbolcuların hepsi öne geçince o son dakikalarda zaman geçirmeye çalışırlar. Almanya'da öyle bir söz yok ya. Şunu da söyleyeyim Öyle bir hocam. sözcük Yarım yok, deyim yok. kalmasın. Geçen yıl ortalama şuymuş SporToto Süper Lig'de. Topun oyunda kaldığı süre %55,1. %55,1 değil. 55 dakika. Ha 55 dakika. Ortalama 90 Ha. dakikanın. Bizde Ya ortalamalar evet geçen sene 55. 54 küsürdeydi. Bu Evet. sene 55'lere ulaştık. Evet. Ortalama 55 dakika civarında top oyunda kalıyor. Geçen 90 yıl aslında dakikanın. süre iyiymiş. Ama yine Avrupa'da hep o büyük liglerin gerisindeyiz. Herhalde. Diğer yerlerde 56, 57, 58'e Evet kadar evet. giden Evet. ligler var. Doğru. Yani biz hep tempodan bahsediyoruz ya. Tempo bu işte. Yani mümkün olduğunca bizim topun oyunda kaldığı süreleri de tempoyu da yüksek tutarak arttırıyor olmamız lazım. Bunun için bir daha iyi bir kondisyona ihtiyaç var. Ama ondan önce sizin kafa olarak sürekli oyunun içinde olma düşüncesine ihtiyacınız var. Bizde oyun durduğu anda düşünce olarak da futbolcu kopuyor. Diyor ki tamam oyun durdu. Konsantrasyon tamamıyla Bu dağılabiliyor. şeyden Bu da en önemli kaynaklanıyor olabilir mi sorunlardan hocam? biri. Oyuncu yoruluyor, dinlenmek için, takımı dinlendirmek için.
Tabii canım. Ama yani o zaman kondisyonları çok az. Bu kadar 90 dakikayı çıkaramıyorsa, dinlenme amaçlı yerde yatıyorlarsa ya da taçı geç kullanıyorsa nefes alayım, bir soluklanayım. Yani düşünce bu o zaman. Tabii sevgili Zeki, alt liglere gittiğin zaman bu daha da vahim. Bakın bizim ya antrenman kupa tempomuz... Kupa maçı anlatıyoruz işte beraber. Bak, yani, tabii, vallahi topun oyunda kalma süresi hocam, yemin ediyorum Zeki abi. Evet. Abi ya 40 dakika ya 45 dakika. Doğru. O kadar zaten. Yani ortalama bizim, zaten 55'miş. Yani bizim bak, Süper Lig'de. Örnek vereceğim. Beşiktaş'ta futbolculardan şu açıklama geldi. Bu sezon özellikle. Ya İsmail Hoca ile birlikte müthiş en ağır sezon başı çalışmalarını geçirdi. Evet. Tempo çok yüksekti. Şimdi bizde hem daha yüksek tempo ya ihtiyaç var hem de buradaki süreye ihtiyaç var. Biz o yüzden her ikisinde de eksik olduğumuz için kaldı ki bir de sezon başı zaten başka eksikler olduğu için Türk takımlarının genelde bu konuda çok ciddi zaafları var. Şu Sercan, bize bir toparlar mısın bu haberi? Aykut İnce, teşekkür ediyorum. Yaklaşık 15 dakika oldu Beşiktaş antrenmanı başlayalı. Durumu en fazla merak edilen iki futbolcu, Raşit Gezal ve Delali. İkisi de antrenmanda yer almadı. Bu olumsuz haber Beşiktaşlar adına ama Delali'nin yarın antrenmana çok çok yüksek bir olasılıkla %90 çıkması bekleniyor. Sağlık heyetinin, doktorların da beklentisi bu. Ancak aynı beklenti cümlesini Raşit Gezal için kullanamıyorum. Sebebi Delali'nin Fenerbahçe derbisinde oynama ihtimali Gezal oranla bir tık daha yüksek. Ancak Gezal için halen derbide oynayamayacak, derbide kesin yok gibi ifadeler kullanmak için de erken. Çünkü elimizde şöyle bir veri var. Gezal'ın sakatlığı, defalarca söyledik, ayak ikinci parmağının altında, tabanında bir ağrı hissediyor. Bu fiziksel olarak gerilemesine yol açacak bir durum değildi. Takımdan ayrı kaldığı süre boyunca, evet bir maç eksiği var, ancak takımdan ayrı kaldığı süre boyunca fiziksel olarak herhangi bir geriye gitme gibi bir süreç yok Gezal'da. O yüzden Gezal eğer antrenmana çıkar, özellikle 2-3 gün içerisinde, daha bence derbi için, Gezal için 2-3 gün gibi bir süre var. 2-3 gün içerisinde antrenmana çıkarsa Gezal, derbide oynayabilir yorumu yapabiliriz. Bu Gezal bölümü, Dellali'nin durumu daha iyi. Ben edindiğim bilgi, yarın Dellali'nin %90 antrenmana çıkacağı ve Fenerbahçe derbisinde oynayacağı yönünde. Aykut İnce. Sağlık, teşekkür ederiz. Yani böylece Beşiktaş'la ilgili bu sıcak haberi de vermiş olduk. Şimdi tabii ben şunu merak ediyorum. Zeki abi, hocam, yani topun oyunda kalma süresi meselesinde sadece hocalar mı, oyuncular mı kabahatli? Yoksa biraz da buna hakem de mi etki ediyor? Yani yüzdelik güzel diyorum, söyledi az, tribün de işin içinde. Hı. Tribün de tepki göstermiyor. Şimdi hakemlerin de burada çoğu mutlaka zaman, mutlaka olumsuz yönde payı var. Ama hakem tek başına bu konuyu çözemez. Şimdi fotomaçta Erman Hoca'nın bir yazısı da vardı. Bu konuyla alakalı Erman Hoca zaten çok dertli. Tamam. Yıllardır bu konuyu tartışıyor hoca. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim.